Cuma maçlarını alalım. Gene hızlı gideyim abi. Kim ki Barcelona, Zenit, Azmer, Fenerbahçe, Alba Berlin, Panathinaikos, Olympiakos, Baskonya, Anadolu, Efes. Zenit Azmer'i geçiyoruz abi. Zenit Azmer. Orada kim ki Barcelona, dağıtarsa toparlayamazsın. Kim ki Barcelona'yı ben sakatlık raporunu yayınlayacağım yine ama kim ki zaten açıkladı bu hafta Şivet sahalara dönüyor. Barcelona'da zaten belli eksikler var. Hörtel yok. Pangos hala hep maç saatinde belli olacak. Onun harici şey yok. Klaver miydi? Klaver. Onları bilin ne yaptı? Saklıyorlar mı? Onlar hiç düzenli. İkisi de düzenli. Abi şu maç saati olayı da çok benim canım sıkıyor. Kim ki de Mozgov flash transfer diye getirdiler. Hiç yok. Evet. Ya yani Barcelona işte o Gart o belli. Bakalım nasıl olacak bu sene boyunca. Ya Barcelona koç problemi var abi. Hiç kimse bir sevmez. Barcelona bence top problemi var. 3 tane top verilmesi lazım. Barcelona bence salon problemi var. Değil mi? Higgins'e ver, Brandon Davis'e ver. Bir tane de Dillon'a ver. Kendi oynuyor bir şeyler yapıyor. Abi istersen bu Anlı Efes için konuşuyorduk. Yani bu mevzuyu çözerlerse yürürler diyorduk ki zaten sonra ileride olayı çözer. Artık yani takımı kim oynatır, kim oynatır, yani kim lider takımda parkede. Onu geçen sene Anlı Efes'i çözdükten sonra zaten koptu. Zenit Azver de geçeyim mi? Bir şey var mı? Bugün internette bir şey gördüm. İngiltere milli takımın eski bir fotoğrafını paylaşmışlar. Gerrard'lı, Lampard, Beckham'lı falan bir fotoğrafı var, yazmışlar ki işte ya bu takım nasıl kupa kazanamadı ya falan yazdı. Altında bir tane efsane bir yorum gördüm. İyi takım iyi koç olmadan kupa kazanamaz yazmış bir isim. Büyük var. Ya Zenit Azer maçı. Abi geçeceğiz. Politikayı. Buradan politikayı izleyeceğiz. Azvel'de kavgalı dedin sen Edwin Jackson'ı. Azvel'de Edwin Jackson sakatlığı falan yok. Tamamen koç tercihi. Bir de Strazel'de geçen hafta o da yine koç tercihiyle oynamamıştı. Edwin Jackson'ı asıl. Ben şaşırıyorum ya. Strazel'de yani. Edwin Jackson ya cidden. Tek süperstar. Azvel bu sene beni çok şaşırttı. Sizde o şey yok mu? Ama biraz ben şaşırmadım ya. Ben birkaç ay sonra göreceğiz. Senin sonunda görelim. Birkaç ay sonra bakacağız. Ama şunun farkına varalım. Basketbol bilenlerin eline geçtiği zaman nasıl bir o şey çıktı ortaya. Yani Tony Parker mı? Kesinlikle övüyoruz yani. Şimdi günler de efsane. Efsane kesinlikle. Destek meslek kesinlikle öyle. Şey var. Abi Şubat'ta yeter konuşalım. Şubat, Mart, evet ya. Evet, biraz bir de o zaman göreceğiz. Bakalım bu bir hype mı yoksa o zaman takım oynuyor mu gerçekten? Geçen. Fenerbahçe, Alba. Evet. Fenerbahçe zaten kazanacaktır diye düşünüyorum. Yani. Ya ben kazanmadan ziyade oyunun skor anlamında mı gidecek yoksa savunma anlamında mı gidecek? Ben onu merak ediyorum sadece. Maça da gideceğim. Yani skor anlamında giderse Fenerbahçe'nin işi zor. Alba bir anda kopuyor. Ben de o maça gideceğim. Hep beraber gideceğiz. İnşallah. Pana, Olympiakos abi. Burada da diyoruz ki burası biraz yanacak. Burası ya. Yanıyor ya. Yanıyor. Abi, yani ve şöyle bir hikaye var. Siz yayından önce söylediniz. Hatta siz söyleyin. Aynen. Olympiakos'ta Printezis, Papanikolaou bir de bir kardeşimiz var. İsmini ben söyleyemiyorum. Şu an dur bakayım. Kikiro'dan dolayı Yunanistan milli takımına gitmek istemediklerini söyledi. Abi sadece evet. Şurada bir ek getiriyorum. Bu ülkemizde yaşansa örnek bir şekilde atıyorum örnek veriyorum şu an. Panathinaikos gibi bir takım bak şimdi. Abi Pitino'nun açıklaması çok güzel bence ama. Milli takım her şeyin üstünde de verilir. Ya tamam. Büyük laf etmişim de. Pana gibi bir takım Türkiye'de olsa abi okul bir yakarlar. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Yani çok ateşli. Ha, o Türkiye'de olmak gibi çok ateşli abi. İğrenç bir başkanları İğrenç var. İğrenç bir başkanları. İğrenç bir kulüp sahibi var abi. Bir de taraftar grubu var. Gate. Gate 13. Abi bir tane çok ateşli. Ya ırkçılık var, seksistlik var. Yani düzenbazlık var. Bu kadar kötü bir kulüp başkanı olabilir mi? Alkol. Hayır. Her şey var abi işte. Deşan Thompson'ın storiesini gördüm. Adamlar kapalı bir salonda meşale yakıyorlar yani. Bu çok havuzuna gelmiş bu arada. Bu arada Deşan Thompson başka bir şey bizim takipçimiz ona buradan selamlar yolluyoruz. Kalates'e takipçimiz. Kalates'e takipçimiz. Panathinaikos bize yakın biraz. Ne diyorsunuz abi Panathinaikos? Ya bu arada tabii o Pitino'nun olayı büyük skandal ama baktığımız zaman Printezis gelmeyebilir. Zaten Amerikalı koç Antetokounmpo'yu öyle bir maksimize edecek ki hatta 4 Antetokounmpo ile çıkacak. Sahi elinde Antetokounmpo var abi. Antetokounmpo cidden evet. Çok yani. 4 tane Antetokounmpo ile çıkabilir ya kardeşim. Yani
takımdaki ruhu öldürecek bence şey Olympiakos'u. Mi yoksa Antetokounmpo'nun etrafında kurulan takım ve Panathinaikos çekirdeği yani Kalates, gerçi Kalates Antetokounmpo'da oldu. Abi gelmek istemeyen adamı almasınlar ya. Negatif enerji. Evet abi Pitino iyidir ya bu tür oyun şeyleri. Ya Pitino'yu severiz hocalarımız. En yakın örneği verelim. Mikeles Liverpool'da Gomez'le Sterling kavga ettiler. Birisi milli takıma gelmedi yani. Koç istemedi. Bence böyle bir sorun varsa ki çözülecektir yani illa ki çözerler ama bu maçı Panathinaikos'un ben kazanacağım. Mites zaten çok fazla yani. Eski efsane. Maçı götürürüz. Diğer maçımıza geçelim. İddia tahminlerimiz ne? Panathinaikos. Panathinaikos bir söyleyeyim ki kazanacak. Abi Panathinaikos %100. Kesinlikle. Ooo %100. Bankoya yazdın. Olympiakos'un devre bastı. Ya bir şey yok. Ben maçın tamamlayacağını düşünmüyorum ya. Devre arasında Olympiakos. İçeri kaçar belki de. Haşlar kaçar. Yok abi bu sefer. Yok yok şaka yapıyorum. Şaka diyorum da. Panathinaikos bu sefer bunu rahat kazanacak. Son maçımızda Baskonya. Anadolu Efes. Efes. Bir sessizlik oluştu bir anda. Ya ben orada guardları savunamayacağını düşünüyorum Baskonya'nın. Pierre'nin tamam iyi bir savunmacı aslında. Guardları iyi baskı yapabiliyor ama. İki tane. İki başta ejderha gibi Efes ya. Hani birini kessem diğerini zaten atıyor. Ya da şey gibi sakal gibi birini kessem daha iyi çıkıyor. Sen beni konuşuyorsun ben seni sakal. Bitsiz geçtiğiniz zaman çok yani sayı atamadı. Çok sessiz. Bu maç bence patlayacağını çok Olympiakos'a patladığı gibi. Bir şey olur değil mi? Bir reaksiyon gösterecek. Nasıl işte kapı uzatamış olmalı. Larkin de yanıyor zaten. Kendi takım arasında kendilerine cevap verebilirler herhalde. O takımda o şey anlamda performans anlamda iyiler. Larkin de eski takımına karşı oynayacak. Evet. Evet. Bakalım Yoca nasıl bir hafta bizleri de. Çok piyasa bir yorum yapayım mı? Yap. Ya Baskonya iyi takım abi. Güçlü takım her zaman için tehlikelidir. Yani zor bir deplasman gidiyor Anadolu Efes. Anadolu zor deplasmanın altında. Ulaşım zor. Tam bir iddia yorumcusu. Ama var ya. İddia severler bu maçı 1.5 satır. 3 satır böyle. Hani 3 satır yazıyorlar ya. Abi şey bazen mesela yani şimdi çalıştığım işlerine de açmamasın da yazıyorsun mesela çok bariz ya sonuç böyle. Ama yani. Yazman gerekiyor işte böyle. Ama giydiriyorsun işte. Zorlu deplasman şöyle böyle. Zorlu deplasman. Vitoria'da işte iyi taraflar var falan. Ama Vitoria bu arada güzel şey değil mi? Anadolu Efes abi. Yani biraz yaş ortalaması yüksek ama. Haftanın maçı ne diyorsunuz abi? Haftanın maçı. Panolimpiakos ya. Abi Panolimpiakos yanacak kendi yok be abi. İkinci Barcelona. Ya ne yapıyorsun o kadar? O da yüksek skora gidiyor. İkinci Barcelona. Abi ikinci Barcelona ya. Ya biz aksiyon istiyoruz. Ben söyleyeyim mi sana? Salonda meşale alsın. Haftada en rahat iki maçı bakabilir söylüyorum ama. Abi. Fenerbahçe, Alba, Koçlar'a savaşalım çünkü. Öyle ya, mi? Abi tam kadro Alba'nın çok yetersiz ama Aitor Enes'es inanılmaz bir şey yapabilir yani. Çok farklı bir beş yani çok tempoyu böyle dikte ettirmeye çalışan garip bir Alba izleriz yani. Çok görmeye alışık olmadım. Fenerbahçe tempoyu düşürmek isteyecek. Hani oradaki o kapışma iyi bir renk. Bakalım maçta olacağız. Orada şey yapacağız. Bakalım orada göreceğiz.